Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Smart Contractor arkadaşlar bir takım açıklamalarda bulunuyor ve diyor ki Oyun planım 14 bin dolarlık bir düşüşte bir nokta satın almak ve ardından çapraz kırılmayı bitirmek. Birkaç yıl sonra Bitcoin ve Ethereum sırasıyla 100 bin dolardan ve 10 bin dolardan fazla olduğunda 16 15.000 ve hatta 14 bin dolardan satın almış olmanız çok da önemli olmayacak diyor. Yani aslında burada şuna değiniyor. Buradan birkaç şey çıkarabiliyoruz. Birinci husus Bitcoin ve Ethereum birkaç yıl sonra 100 bin ve 10 bin dolar olacak. Bunlar bu arada tabi minimal fiyatlar ve minimal fiyat tahminleri ve zaman tahminleri. Minimalden kasıt şu. Şimdi bütün piyasa arkadaşlar aslında Bitcoin tarafında 100 bin'lik bir yükselişte herkes garanti gözüyle bakıyor. Yani kimisi bu bağlamda diyen var ki Bitcoin 500 bin dolara kadar yükselecek. Kimi diyor ki yok 100 bin kafi gelir. 100 bine kadar çıkar durur. E kimi diyor ki işte 200 300 bin skalasına kadar yön yukarı gider tarzında konuşuyor. Fakat herkes o anlatımı yaparken aslında ilerlerde ters düşmeyelim mantığıyla 100 binden bahsetmeye devam ediyor. 100 bin o yüzden genel itibariyle Bitcoin'de bir sonraki boğa piyasası dahilinde aslında garanti gözle bakılan fiyat durumu olacaktır. Birincisi Bitcoin'de ne gibi bir fiyat tahmini var ondan konuşmak lazım. Ben arkadaşlar ilk kırılımda yani bir dahaki boğanın İlk ATH yükselişinde 100-120 bin aralığı beklerken ikinci dalga hareketinde, ikinci dalga boyunda 200-300 bin skalasına kadar uzanabileceğini düşünüyorum. Buradaki genel ana temel mantık da şuradan yatıyor. Bitcoin ilk ralliye çıktığında dünya piyasası çok fazla Bitcoin'in yön yukarı gitmesine müsaade etmeyecektir. Bitcoin ralliye kalkacaktır içsel olarak ama bunu aslında dünya geneli tam anlamıyla desteklemeyecektir. İkinci etaba geçtiğimizde ise arkadaşlar piyasa ve dünya koşulları uygun olduğundan mütevellit daha fazla yatırımcı çekerek ilk ATH'ına ikinci dalgasında daha ciddi katlayacağını düşünüyorum. Şimdi zaman bakımından konuşursak bunlar ortalama ne gibi vakitlere tekabül edecektir. Bundan bahsetmek lazım. İlk dalga hareketi, ortalama 2023'ün orta sonlarına en geç en geç 2024'ün başına e, tekabül edecektir. Ortalama e, nokta atışı bir şey söylemek gerekirse Bitcoin'in ilk 100 bin dolar civarına ulaşacağı o ATH vakitleri ortalama halvingin geldiği dönemler yani ya da bir iki ay sonrası işte 2024'ün e, Nisan'ı Mayıs'ı en geç Haziran'ı gibi ...Bitcoin ilk ATA'şını tam anlamıyla nokta atışı getirmiş olacağı kanaatindeyim. Devamında tabii ki düzeltme ve ikinci dalga hareketi de 2025'in ortalama başlarında ilk çeyreğinde gerçekleşmiş olma ihtimali yine bu bağlamda oldukça yüksek. Yani asıl yükseliş daha büyük ATH hareketini ikinci dalgada beklediğimi de belirtmek istiyorum arkadaşlar. Eğer burada Ethereum'dan konuşursak Ethereum'un da şahsen 10 bin dolarları da geçeceğini ve buraların da aslında hafif kalacağını düşünüyorum. Zira Bitcoin üzerinden bu tahminler yürütülürken Ethereum'da bunun aslında oldukça ilerisinde bir hareket yapacağı kanaatindeyim. Zira birçok sebepten dolayı çalışmaları çektikleri yatırımcı market cap'i mevcut vesaire aslında... Fiyatlarına rağmen hiç değilse Bitcoin'e göre katlama oranları bakımından daha ileri seviyede bir katlama oranı vaat ediyor. Bitcoin, Ethereum'a göre daha garantili man, Ethereum, Bitcoin'e göre daha karlı çıkılabilecek bir yatırım aracı olduğu kanaatindeyim. Şimdi şey kısmında ne diyor 16.000, bin, 15.000 bin ve hatta 14.000 bin. ileride 100 binler geldiğinde işte diyor ki bunun çok fazla bir farkı olmayacak. Aslında diyor ki şu anda yapılan alımlar doğrultusunda zaten ileride ciddi bir kar olacaktır. E, dolayısıyla bu bağlamda düşüşten korkmamak gerektiğini söylüyor. Bu kısmen şu şekilde doğru arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şu dakika bir yatırımcı yüklü bir alım yaptı. E, devamında Bitcoin düşmeye başladı. Şimdi burada önemli olan şey şu. Zaten bu yatırımcı sabırlı bir şekilde beklerse ileride Smart kontraktörün de dediği gibi bitcoin rally'e kalktıktan sonra çok ciddi katlama oranlarından zaten kar elde edecektir. Ama asıl buradaki bilinç bitcoin geri çekildikten sonra eyvah deyip satış koymamak ve e, parayı aslında tabiri caizse borsaya hibe etmemek. Smart kontraktörün doğru olduğu nokta e, bu ana mantıkta bitcoin'in artık e, düşebileceği çok fazla bir yer kalmadı zaten. Bitcoin bu saatten sonra en minimum düşse düşse 12.000 dolaylarına kadar e, hareket edebilecektir. Yani bunun ötesi zaten beklenmiyor. 12.000 dolaylarına kadar ki oralarda artık zorlu daha çok 13-14.000 dolaylarına kadar e, bir nihai düşüş hedeflenirken bunu uzattığımızda 12.000 diyelim. Bu şartlar altında bile aslında ne yapıyor? %20-25'lik bir e, düşüş yapmış oluyor. Uzun lafın kısası zaten dip gelmek üzere düşebileceği bir nokta kalmamışken en fazla yatırımcının ortalama girdiği sermayenin %20'sini kısa bir süreliğine içeride kalmış olması anlamına geliyor ki böyle bir geri çekilmede de örneğin yapacağı yeni bir alımla birlikte bu oranları düşürebilir arkadaşlar. Uzun lafın kısası artık ayı piyasasının sonuna doğru gelirken yapılacak alımlar doğrultusunda da ilerleyen vakitlerde ne yapılacaktır e, karlar elde edilecektir genel olarak konuşursak yatırımcı sabırlı olduğu takdirde e, şu anki fiyatlar ve gelecek fiyatlar ilerleyen vakitlerde yatırımcıların kar elde edebilmesi için oldukça önemli ve mantıklı vakitlerde ve alım noktalarında bulunuyoruz bu yorum genel itibariyle Altcoin'lerde de geçerlidir. Tabi sağlam alt altcoin'lerde yani e, küçük coin'lerden girdim bütün parayı bastım e, riski göze alıyorum tarzında değil. Bitcoin, Ethereum, XRP yani piyasada adı olan, popülaritesi olan ve ayıdan sağ salim sağ çıkabilecek güçlü projeler genelinde bu ayı boğa döngüsü ve piyasası yorumu genel olarak geçerlidir. E, nitekim bu bağlamda smart, e, smart kontraktörün yorumlarına katılırken yine de yatırımcı arkadaşlar FOMO'ya kapılmaktan ziyade bulunduğu pozisyonlardan kademeli alım özellikle 14 binler görüldüğünde bir alım olası durumlarda 12 binlere düşüş ciddi bir alım fırsatı oluşturacağı kanaatindeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.